Valla enteresan. Bizim o zamanlar işte Yengeç Hüseyin'in Allah rahmet eylesin Savaş Yurttaş'ın, Savaş abinin e, oynadığı karakterin işte bulduğu, buraya yatırım yapalım enişte diye götürdüğü yerler bugün birer İstanbul'un şehirleri, yeni şehirleri. İşte dizinin, dizinin en vizyoner adamıydı ben. Evet. <gülüyor> <gülüyor> o zaman biz oralardan yer alsaydık. yani... <laughs> Şimdi başka şeyler konuşuyorduk belki. Belki de hiç konuşuyor Yok, her konuşuyoruz. <laughs> <laughs> Herkese merhaba. 80'lerin sonu, 90'ların başında çocukluğunu ve gençliğini yaşamış herkesin artık pazar rutini haline, pazar klasiği haline gelmiş olan efsane dizi bizimkilerin efsane oyuncularıyla çok keyifli programlar yapıyoruz. Bu haftaki konuğumuz dizide hem senaristlik yapan hem de dizide yandan çarptı Halil'in oğlu Nedim'i oynayan sevgili Hakan Haksun. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. E, sizi tanımlarken neyi kullanalım? Senarist, oyuncu hangisini kullanmamızı istersiniz? Valla ben e, senaristlikle hayatımı idame ettiriyorum. <laughs> e, esasen senarist ama yönetmenlik de yaptım. Yapıyorum da hala filmlerde. Kendi yazdığım filmlerde. Bir dönem oyunculuk da yaptım ama oyunculuğa devam etmedim. Sevmediniz mi oyunculuğu? E, Va korktum, kaçtım aslında çünkü oyunculuk çok zor bir meslek. İnsanın bedeniniyle bir sanat icra etmesi, bedenini kontrol etmesi, tüm benliğiyle bedeniyle bir karakteri canlandırması zor. Yani kağıt üzerinde bir karakter oluşturmak belki biraz daha bana güvenli bir liman gibi geldi. O yüzden oyunculuktan kaçtım. Ee, belki de e, bu bakımdan <gülüyor> <gülüyor> e, oyunculuğu bıraktım diyebilirim. Senaristliğe diye ben de e, yazmayı sevdiğim için senaristliğe çok özenmişimdir. E, bu işin bir tekniği var mı? Nasıl yapıyorsunuz bunu? Nasıl yazıyorsunuz senaryoyu? E, bu hikayeler nasıl geliyor? Hmm. İlhamı nereden <laughs> alıyorsunuz? Ben de oradan almak istiyorum. <laughs> bu, bunu bir ayrı bir bölüm yapalım. Buraya <laughs> sığmayacak. <laughs> Wow, senaristlik tabii e, yazmak e, böyle aslında bununla ilgili kitaplar var, e, teorisini oluşturmuş ustalarımız var. E, bununla ilgili çok söz söyleniyor ama e, insan değiştikçe, insan geliştikçe insana dair yapılan, e, insana yönelik yapılan, üretilen eserler de e, değişiklik gösteriyor. Kendini e, geliştirmeyi gerektiriyor. Ee, dolayısıyla e, hani çok kalıplaşmış bir tanım e, doğru gelmiyor bana hani şöyle yazın böyle yazın e, Tabii ki olmazsa olmazlar var e, Nelerin yapılmaması gerektiğine dair e, metotlar var Ama biraz e, senaryo e, senaristle bilgisayarı daktilosu her ne kullanıyorsa o mecrayla e, baş başa kaldığında Kurduğu dünyaya dair söyleyeceği sözler diyebiliriz kısaca. Şimdi bazı senaristler vardır böyle başrol karakteri ya da iyi tırnak içinde söyleyeyim karakteri yazmayı sever. Bazıları da anti kahraman karakterleri ya da bir hastalığı olan takıntısı olan şizofreni olabilir. Mesela sizin dizide apartman yürüse Sabri Bey vardı. Çok böyle gel olan iniş çıkışları olan ne, ne zaman ne yapacağı belli olmayan nasıl davranacağı belli olmayan bir adamdı. E, bu tip karakterleri yazmayı seven e, senaristler de var. Sizin var mı özel bir tercihiniz yoksa e, hani bu tip rolleri yazmayı daha çok seviyorum dediğiniz? Yok. E, valla şöyle oluyor aslında. Mesela bizimkilerin karakterleri Umur abinin e, hem oyuncu olarak tanıdığı dostları, beraber hı hı. çalıştığı e, bildiği oyunculuğunu bildiği e, dostlarıyla e, oluşturduğu bir iş. Bir yandan da bildiği karakterler hepsi yani günlük hayatında e, karşısına çıkmış hayatının bir parçası olmuş karakterler onlar e, o bakımdan ben e, senaristlerin e, bildiği hikayeleri bildiği karakterleri e, yazmakta olduğu hikayelere uyarladıklarında başarılı olduklarını gözlemliyorum kendi adıma e, yani hayatınızın bir yerinde size dokunmuş etki etmiş bildiğiniz, iyi bildiğiniz bir karakteri. Zaaflarıyla, efendime söyleyeyim e, hastalıklarıyla, her şeyiyle hı hı. tanımlayabildiğiniz bir karakteri. Elinize gelen hikayede bir yere oturtabiliyorsanız e, o gözle bakıyorsanız aslında her karakterin içinde yazdığınız her karakterin içinde kendinizden de bir parça var. Yani atıyorum bir psikopat yazıyorsanız, içinizdeki psikopatı bulmaya çalışıyorsunuz. Ben olsam böyle ee, yapardım evet, gibi bir şey. E, o da oluyor. Hı hı. E, dolayısıyla e, Yaptıkça tıpkı araba kullanmak gibi bir dil, bir refleks oluşuyor. E, kendinizi geliştirebiliyorsunuz. Yani biz bir yerden sonra tanımlamak zorlaşıyor çünkü e, refleksiniz haline geliyor. Hı. Dediğim gibi insan değiştikçe e, senaristlik de yaptığınız iş de değişiyor, gelişiyor. E, peki hani az önce karakterlerden bahsediyorduk da bizimkiler dizisine e, sizin e, teşvikinizle ya da e, ön... Ayak olmanızla katılan bir karakter var mıydı? Çünkü bizimkileri senaryo ekibindeydiniz. Evet. Valla şimdi çok hatırlamıyorum. Mutlaka onların hepsi bizimkilerin bütün karakterleri Umur abinin karakterleridir. Hı hı. Benim okulum bizimkiler aslında. Umur Umur abi ustam. Bizimkiler de okulum. Ee, bizimkiler için e, bizimkilerdeki karakterler de mutlaka e, bölümler içerisinde katkılarımız olmuştur. Ama e, karakterlerin oluşumu e, Umur abinin şekillendirmesiyle oldu. Ama Yazlıkçılar dizisinin e, ilk oluşumunda e, yazın e, bizimkilerin e, tatile girdiği dönemde e, aynı kadroyla e, hatta teknik ekibi de e, alarak bir iş yapmak istiyordu Umur abi ne yapabiliriz diye e, konuşmuştuk e, yazlıkçılar ismiyle böyle bir proje e, fikriyle gelmiştim o zaman çok mutlu olmuştu o da hı hı. E, sonra o fikir değişti gelişti e, başka bir boyuta da geldi e, ama fikrin çıkışı bana aitti Yazlıkçılar. Ee, bizimkilerin ikinci sezondu galiba. Bu e, Salih Kalyon'un diziye girmeden önceki e, hatta tatilde tanışmışlardı Şükrü ile. Evet. Ben sanki şey diye düşünüyorum Orada bir yaz dönemi çekildi. Bir yaz Hı. E, havası vardı. Ondan sonra bu ilham gelmiş olabilir. Yani yazla ilgili bir şey çekelim demiş Mutlaka, olabilir. O da vardı. Bayağı da bir sahne vardı çünkü orada. O da olmuştur evet. Neredeyse onun, bir 5-6 bölüm belki de yaz dönemi çekildi. Onun da etkisi olmuştur. O dönem ben yoktum. Ben o sezondan sonraki dönem katıldım. Benim eee Umur abiyle çalışmaya başlamam aslında e, Kemal Sunal'ın ilk televizyon dizisi Saygılar, Saygılar Bizden'le bizden. oldu. Evet. Ee, o proje gene bir yazın hayatta e, hayata geçecekti. Bizimkilerin tatile girdiği, girdiği bir dönemdi o. Hı hı. Ee, hatta ben o dönem e, Umut Taksi diye bir başka TRT dizisi vardı. Yılmaz Erdoğan'ın TRT'ye yazdığı bir diziydi ve onda oynuyordum. E, o zaman e, tanışmıştık Umur abiyle. E, saygılar Bizdenle başladık ve sonra devam ettik. E, saygılar Bizden, bizimkiler her şey çok güzel olacak. Hı hı. Bunların senaryo ekibindeydiniz. Şimdi sizi senaryoya başlatan şey, senaryo yazmaya, senaristliğe başlatan şey neydi? Teşvik eden şey neydi? Vallahi yazarlığa e, özendiren, teşvik eden aslında Ferhan Şensoy'du. Hı hı. O da enteresandır. Umur Bugay ve Ferhan Şensoy e, Haldun Taner'le çalışmışlar. E, birlikte Haneler oyununu yazmışlar zamanında. Dolayısıyla ikisi de benim ustam. Hı hı. E, ben çok selam getirip götürmüştüm onlara zamanında. Ferhan abinin selamını, Umur abi, Umur abinin selamını Ferhan abi. Eee Ferhan Şensoy'un öğrencilerindendim ben de. Ee, ve Ferhan abi yazmaya e, bütün ekibini, bütün oyuncu kadrosunu amatör bir ekiptik biz Neveci Tiyatro. E, teşvik ederdi. O dönem heves ettim, başladım. Yazdığım ee, mizah öykülerini işte dergilerle o zaman dergilere götürürdüm. Orada yayınlanırdı mizah dergilerine falan. Sonra yazdıklarımı Umur abiyle paylaştım e, o dönem. Onunla çalışmaya başladık. Sonra devam etti. Tabi esas okulum Umur Bugay'dır senaryo Saygılar bursunda. bizden de hem çaycıyı da oynuyordunuz. Değil mi? Evet. Çaycının çırağını evet, oynuyordunuz. Evet. İlk senaryo deneyimin, deneyiminiz o muydu yoksa? Ondan önce vardı. Ee, ufak tefek televizyona işler yapmıştım. Ee, televizyon skeçleri yazmıştım. gene ee, mizah öyküleri yazmıştım. Vardı birkaç bir şey ama e, tabii e, esas e, drama anlamında bir e, okul olarak Saygılar Bizden benim için ilktir diyebilirim. Bizimkilerde de Saygılar Bizden'de de, de e, karakterlerin hep tekrarlanan replikleri vardı. Hı hı. Mesela savaş Dinçeli hatırlıyorum. Saygılar bizden de e, kör bir adam oynuyordu. Sürekli evet. sitem etmek için gözleri kör olsun falan derdi. <gülüyor> 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 e, evet. Şeyde e, Yaman Okay şoför oynuyordu. Buyurun hı hı. saygılar bizden derdi. Hı hı. E, sonra bizimkilerde de zaten sürekli vatandaşa carçurt yok. Hı hı. E, benim adım Cemil ya da işte e, Sabri Beyin. Ee, yine kendince tekrarladığı Safa ile efendim replikleri vardı. Sizin vardı. Bizim annemiz öldü. Bizim ha? annemiz <laughs> öldü. Evet. Bunu özellikle mi yapıyordu Umur buga ya da özellikle evet. mi istiyordu? Ee, bu e, seyircide neyi sağlıyordu? E, Karakterin akılda kalıcılığını, karakteri tanımlayan e, repliklerdi onlar. E, dile dolanan repliklerdi. Hatta e, seyircide hemen a, algısını oluşturan, karakteri gördüğü zaman o repliği bekleyen e, izleyiciler vardı. E, bununla birlikte e, tekrarlanan hareketler de vardı hatırlarsanız. Tabii. Yani e, katil Yavuz'un gelip her seferinde e, çöp varillerini devirmesi gibi. Halisi e, yumuşak yumuşak falan demesi gibi. Demesi gibi. E, işte 6 kere 9 falan. çık <laughs> oğlum merdivenleri demesi gibi. Tabii, o, tabii. Teker teker hep çık basamakları de demesi diyordum. gibi. Hı hı. E, işte asansörün kapısı. E, bunlar e, seyircide o karaktere dair e, algıyı kolaylaştırıyor. Günlük hayatta da öyle. Aslında hepimizin e, tekrarladığımız davranışlarımız var, hareketlerimiz var, sözlerimiz var. E, onlar e, seyircide bir sempati yaratıyor ve e, yıllardır akılda kalıyor. Hatta buna dair şöyle bir şey var. Bir gün bir reklam filmi çekilecekti bizimkiler oyuncularıyla. E, yayınlandığı dönemde değil mi? E, tabii tabii yayınlandığı dönem. E, reklam ajansı... Naçizane kusura bakmayın biz işte ürüne dair, bizimkiler oyuncularının repliklerine dair bir senaryo yazıp gönderdik diye bize göndermişlerdi. Hı -hı. Umur abi çok şaşırmıştı bir yandan ama bir yandan da hoşuna da gitti. Ee, yani kendisi olmadan bir başkası o kadar kanıksamışlar ki Hı -hı. E, karakterlerin repliklerini. Onların ağzından e, diyalogları yazmışlar neredeyse. Yani bize gerek kalmadı <laughs> noktasına gelmişti. E, bu izleyici de... E, güzel bir karşılık e, buldu bu sayede e, dizi. Az önce bahsetmedik ama bence en sık kullanılan, tekrarlanan e, replik Cıvık babam affedersin. Evet. A, evet Abbas'ın rahmetli rahmetli abi, evet, evet, Hikmet e, yaptığı şey. E, repli Abbas'ın repli e, hala bile e, kullanılır. Evet. E, yani diğerleri pek çok fazla vatandaşcı arturt yok belki e, hani olabilir ama Cıvık babam affedersin. O Sürekli <laughs> hala bile evet. kullanılan. Yeni neslin aslında cıvık kelimesini çok kullandığını da biliyoruz. Ee, öyle, ben sözlüklerde yazan biriyim, sözlük yazarı. Yani bir meslek değil bu tabi ama hani şey var. Çeşitli sözlüklerde. Entry e, girmişliğim falan var. Orada hmm. sürekli kullanılan bakınızlardan bir tanesidir. Birisi bir şey yazar, saçma sapan bir şey. Uğraşmayın, cevap babama affedersin falan. <gülüyor> <gülüyor> <Güzelmiş>. <gülüyor> Böyle kullanılırdı. E, ama bu belli bir yerden sonra eleştirilen bir şey haline de geldi. Tekrarlanan replikler ya da işte karakterlerin sürekli kendini tekrar etmesi. Mesela e, ben asansör açılmaya başladığında durdursam, ben o, o günkü hadiseyi bilmesem, gündemi bilmesem bütün replikleri söyleyeceğim. Açacak sert bir şekilde höz söz dağdan mı indin diyecek mesela şey e, Sabri Bey. Bana mı bir şey dedin komşum diyecek. E, ha, oynatma elini kolunu falan diyecek. Sonra papağan devreye girecek babacım buyurun falan filan diyecek. Bunlar hep kanıksadığımız şeyler. Belli bir yerden sonra e, evet ilk başlarda hoşlanılan ama eleştirilen şeyler haline de gelmeye başladı. Bu konuda ne düşünüyorsun? Size geldi mi eleştiri böyle? Valla tabii ki bir süre sonra o eleştirilir hale geliyor ama onun tercih edilmesinin sebebi, önce izleyicide de tercih edilmesinin sebebi. Mesela Yeşilçam'ın çok sevdiğimiz filmleri vardır. Her ekranda gördüğümüzde veya dijital mecrada gördüğümüzde tekrar tekrar izleriz. O biraz bizim güvenli liman hissettiriyor. Bildiğimiz, tanıdığımız, insan bildiği ne söyleyeceğini bildiği insandan çok çekinmez. Hı hı. Temkinli davranmaz, daha rahattır. E, bilinmezlik insanı korkutur. Tabii. O bilinirliğin huzurlu tarafını tercih ediyor seyirci. E, tıpkı e, işte eski eski Yeşilçam filmlerinde olduğu gibi e, tanıdığı karakterleri seviyor. E, ne söyleyeceğini bildiğiniz e, karakteri seviyor. E, ama biraz önce e, konuşmamızın başında söylediğim gibi e, dizi film izleyicisinin de ee, tıpkı günlük hayattaki insanlar gibi mecralar geliştikçe, beklentileri artıyor. Hayat hızlandıkça ritmi artıyor. Ee, o zaman izlediği işlerden de beklentileri e, farklılaşıyor. Ee, mesela şimdi izlediğimizde çok naif, çok yumuşak, artık tutmaz diye bir sürü kanal yöneticisinin e, bu anlamda görüştüğümüzde söyledikleri sözler aklımda. E, o günün koşullarında belki e, o naiflikte ve hayatımızın ritmi biraz daha düşüktü, internet yoktu bu kadar hızlı, oradan oraya koşturamıyorduk, i̇şte, e, günlük hayat bu kadar kalabalık, karmaşık değildi, e, korkularımız bu kadar farklı ve çeşitli değildi. E, bunlar değiştikçe insanların tabii adrenalin ve heyecan isteği de artıyor ve e, dizilerden beklentileri de biraz daha e, çarpıcı şeyler oluyor veya çok fazla e, dizi izleyeceğimiz mecra var artık YouTube'dan izliyoruz işte dijital kanallardan izliyoruz birçok kanal açıldı televizyonda İnsanların çeşitliliği de arttı. E, o yüzden e, ben şey diyorum artık izleyici yazarların önünde gidiyor, çok fazla şeye hakim, çok fazla e, ürün e, tüketiyorlar izliyorlar. O bakımdan bazı şeyler artık tatmin etmiyor hatta şöyle e, Atılay'la konuştuğunuzda belki o da söyler. Umur abi kitaplaştırıyordu senaryoları son dönemlerinde. Öyle bir projeleri vardı. Bizimkilerin ilk bölümlerini okuduğunda tekrardan seçki yaparken ya nasıl yazmışız biz bunları falan dediğini de Atılay anlatmıştı bana. Hı, hı. E, durağan, o da durağan bulmuştu yani. Ee, aslında bizimkilerin bizimkiler ilk bölümleri çok daha hızlı ilerliyordu durağın değil ben mesela bir e, Cafer'in Gül'ü kaçırma mevzusu var ben hani 3-4 bölüm sürer falan diyordum hı hı. Bir bölümün başında kaçıracağım dedi sonunda kaçırdı mesela o zamanın tabii şeyi de farklı hı hı. dinamitleri de farklı bazıları evet olay e, hikaye anlatıyordu bazıları da durumlar üzerine e, sahneler gelişiyordu e, hatta biz e, karakterler o kadar iyi çizilmiş karakterler ki Şöyle bir olay bu karakterin başına gelse ne olur diye biz bazen sahneleri kuruyorduk e, hikayeyi, kurguyu yaparken. E, dediğim gibi yani e, şimdi herhangi sıradan bir olayın e, Davut ve ailesinin e, başına gelmesi başka bir şey. İşte e, Cafer'in ailesinin başına gelmesi başka bir şey. O durumlar üzerinden de e, bölümleri kuruyorduk bazı bölümlerde. Köyden yani. cevizli sucuk pekmez evet. getirilmesi <laughs> falan gibi. Evet. İşte Cafer'e gelirse o onu bir yandan satmaya çalışıyor. Ee, Davutlara gelirse onlar ondan e, o besleyici... Da, halis süt geldi mesela bir evet. şey e, dağıtmaya çalıştı Mö evet. gibi. <laughs> Evet. Halis ne benim çok güzel. sevdiğim bir karakter Onu tamam. e, nasıl oluşturdular nasıl yazdılar bilmiyorum. O Halis baştan konuşmuyordu ilk günlerde, ilk sahnelerde evet. zamanlar konuşmuyordu. Sonra bunu bir konuşalım dediler galiba. E, i̇yi ki konuşmuş benim şahsi düşüncem. E, Ali uyandıran müthiş. O da aslında Ali abi'nin e, başarısıdır. Ama şunu da hatırlıyorum, e, Umur abi e, oyuncu seçimi konusunda da müthiş bir öngörüye sahipti. Hmm. Ee, ısrar ederdi mesela bu, bu oyuncu olmalı bu karakter diye. Ee, o halis karakteri yazılırken e, galiba Ali abiye ilk teklif edildiğinde çok sıcak bakmadı. Hangi sebepten hatırlamıyorum. Ee, başka oyuncular düşünüldü, konuşuldu falan, önerildi. Ama ısrarlı Umur abi Ali abi istedi. O başka oyuncuları evet. hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum birkaç tanesini ama şimdi hala aktif oyuncular. Ama Ali abi de ısrar etti. Bilsek güzel olurdu. Ee, <laughs> Valla e, hani hatırlıyorum dedim. oynanmış bitmiş bir dizi. Hatırlıyorum çektim. dedim ama hatırlamıyor da olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten e, izlediğim zaman dedim ki evet. E, inandığında ısrarcı olması e, sonuç verdi. Keza mesela rahmetli güzün Çoran, Güzin abla da ee, işte annesini oynayacak hı hı. Ee, Ali abinin dedi ki Güzin abla o zaman nasıl olur imkansız bir selamsız bandosunda Ali ile partner oynadık yani ben onun annesi nasıl olurum falan ee, ona da ısrar etti <laughs> Umur abi Çok peklikler vardı arasında evet. kaç beş yaş falan vardı tabii, o da o ona da şöyle bir e, Zihin abi de anlatmıştır evet. belki Halit abiyle aralarında yaş farkı <laughs> var Halit abi büyük <laughs> evet, evet. oğlunu oynuyordu ee, öyle durumlar oldu ve bunlar tabii Seyircinin, e, hani başta anlattığımızda e, tuhaf geliyor ama e, seyirci hemen kabul etti. Doğru kastlardı çünkü. E, onlara, kastlara uygun da yazılmış senaryolardı. Ee, güzel bir başarı hikayesi oldu. Ee, yine 90'larda Çılgın Bediş dizisinden hatırlıyorum. Ee, Selahattin Taşdöğen eee Yonca Ece'yi dedesini yani. oynamıştı. Evet. Yaşları çok yakındı. Evet. Yani, öyle evet. bir durum evet. da vardı. <laughs> Biraz makyaj da vardı e, tabii, tabii makyaj. Abi yani şey sakal Hı -hı. falan yaptılar, makyaj falan yaptılar. E, oyuncu seçimi evet e, Umur Büyü çok iyi yapmış. Ali Uyanduran ee, bahsettiğim o yaz tatili sahnelerinde bir barman evet. rolünde oynamıştır, böyle evet. bir, bir iki bölüm oynamıştı. Ee, Hikmet Karagöz de tabi tabii iş portacıydı ilk zamanlar, evet. sonra diziye başka bir rolle girdi. Evet. Allah'tan o zamanlar sosyal medya falan yok yani kimi kandırıyorsunuz bir oyuncu oynamıştı Vallahi falan onları göze alıyordu belki. Umur abi. Esas olan hikaye aslında biz mesela e, Şükrü ev o evlerin hiçbiri o apartmanda değil. Başka bir apartmanda çekiyorum. Başka apartmanlarda Şükrü ev her sezon değişirdi mesela. Seyirci kabul eder. Daha aynı ev olarak devam eder. Hikaye, Hikayeyi de asıl Değişirdi. E, sabit kalan evler e, Cemil'in evi, Sabri Bey'in evi Hı -hı. iç mekan olarak söylüyorum. Cafer'in e, Ama o, o apartmanda diyor. değil. İçi başka bir apartman Tabii. zaten biliyorsunuz. E, i̇ç çekimler başka bir Emek miydi apartman? Emekti galiba, galiba apartmanın emek. Dış çekimler Şale, apartman. Şale, apartmanında oldu. Hı -hı. Az önce dediniz de, seyirci bir şey bekliyor. Değişen dinamiğe ayak uydurmasını bekliyor ve bizimkiler buna yanıt vermişti galiba. Sizin dikkatinizi çekmiştir ya da siz tabi bilerek mi yazdınız ya da bilmiyorum. Televizyonda özellikle 97-98 o dönemden sonra 2000'lere yakın e, mafya dizileri arttı deli yürekle beraber. Mafya dizileri arttı, silahlar konuşmaya başladı, aynalı tahirler şunlar bunlar. Bir de şey vardı, e, onunla beraber e, böyle... E, Dizinin içerisine tak tak Sedat'la beraber ufaktan da olsa bir cinsellik girdi. Böyle bir, bir iki yatak sahnesi falan vardı karısını aldatıyordu. Ee, Sabri Bey'le de silah girdi. Bu e, acaba o dönemin ruhuna uygun ya da işte diziler böyle e, bir şey bekliyor. Bilerek mi yapılmış bir şeydi yoksa istemsizce süreç oraya gidiyor Vallahi, diyerek mi yapıldı? Böyle sanki bugünden baktığımızda bir sürü şeyi e, gerçekten her şeyden şüphe eder olduk. Öyle bir çağdayız. Hmm. Biz o zaman o ekibin içerisinde çok naif kuruyorduk hikayeleri. Yani Umur abi de öyle çok iyi bir gözlemciydi. Bunlar zaten naifti. yani böyle. Tabi yani şöyle bir şekilde hani değil Hesap ederek günün şeyi nabzını tutalım falan değil. O karakterler bizlerle beraber yaşıyor gibi o günün dinamikleri içerisinde ne yaparlar diye düşünerek o günün koşulları doğrultusunda karakterlere bazı şeyleri yüklüyorduk. Hani bu. Yakışıyordu da onlara. Hı -hı. Ee, hızlı değişen bir ülkedeyiz. Ee, sürekli dinamikleri değişen bir ülke. Bizim karakterlerimiz de e, zamana ayak uyduruyorlardı o anlamda. Ee, ama arada. bunlar yani herhangi bir şekilde bir şeyler hesap edilerek yapılmış şeyler değildi. Ee, bu karakter e, bugün yaşasa ne yapar? E, nasıl davranır? E, gözüyle bakarak. Yani o günün siyasi gündemi neyse ona dair bir şeyler konuyordu falan. Hı -hı. Göndermeler, dokundurmalar. Ama bunlar dediğim gibi böyle bir Hesap ederek planlı programlı değil. Dediğim gibi koşullar değişti. Yani o dönemin koşulları, bugünün koşulları, bugünden bakışımız, Hı. bugünkü bakışımız çok o değişti. O dönemde değerlendirmek e, lazım. Yani benim siyasi dediğim şey de mesela o ilk kez bir kadın başbakan vardı Tansu Çiller o zaman. Biz de apartman yöneticisine bir kadını teslim etmiştik. Hı. E, Nazan e, yönetimi Hı. E, yönetici seçilmişti. benziyor da işte. zaten tip evet, olarak. Mesela Nazan o, o, o tip göndermeler vardı. Onun dışında böyle dediğim gibi planlı. Sonra Türkan Hanım da aldı. Evet, evet. Sonra o da aldı. İşte biraz pozitif ayrımcılık yaptık kadınlara. <laughs> biraz Sabri'ye rakip olarak <laughs> güçlü rakipler çıkaralım diye Sabri Bey'e. Hatırladığım onlardı yani. Öyle. <laughs> <laughs> Bekliyorum bir şey yok, vardı ama. <laughs> yok, yok, yok. Düşündüm ne, nasıldı diye. Siz e, senaryoyu yazarken e, e, Hangi karakteri yazmaktan çok keyif alıyordunuz? Valla dediğim gibi biz aslında yardımcı yazarlardık. Orada Hı. E, kurgu toplantıları Diyaloglara yapardık. Diyaloglara mı şey yapıyordunuz? Diyalogları Umur ol... abi yazardı. Hı. E, bizimkilerin bütün e, diyalogları Umur abinindir. Biz e, hikaye, e, ben de zaman zaman e, Umur abiye destek olmak için ufak tefek sahne denemeleri yapardım. Ee, ona verirdim. Sonra o tekrar kendi üstü e, bunca e, elden geçirirdi. Eee Yazdıkçılarda daha çok ben e, senaryo denemeleri yaptım. Diyalog, e, kurgu dahil. Onun ee, oyuncu seçimlerini kim yaptı? Yani Yazdıkçılar zaten bizimkilerin kadrosu. <gülüyor> <gülüyor> Tamamen aynı. Yok yok öyle değil oyuncu seçimi. Oyuncuları bu rolle bu oynayacak diye kim tabii, belirledi? Umur abi, yaptı. Umur abi. Umur abi. Umur abi. Umur tabii, tabii. Çünkü çok alışık olmadığımız e, şimdi biz alışırız işte Cafer'in ezilmesine bir Almancı olarak geliyor evet. gibi vesaire gibi. E, benzer şeyler de vardı. Halis mesela oyunu Ali Uyandıran konuşmuyordu galiba. Dilsiz oynuyordu. Hmm. Şey e, yine benzer. Karpuzculuk yapıyordu. Aykut Oray orada da. Umur abinin aslında hikayelerine baktığınız zaman e, belirli e, kalıplarda Çatışmaları benzer, e, keskin çatışmalar kurar. E, mesela yazlıkçılardaki o Almancı e, ailenin çatışması, e, Postacı filminde de vardır benzer bir çatışma. E, tıpkı işte bizimkilerdeki <laughs> e, Kapıcılar Kralı'nda olduğu gibi çatışmalar. E, o çatışmaları e, severdi ve onların e, üzerine giderdi. Karakterleri onlara göre çeşitlendirirdi ama ana çatışmaları çok sağlam kurardı Umur abi. Ee, Bir de Umur Bugay e, eklediği karakteri yok etmiyordu. Büyüterek ha, tabii. ilerletiyordu. Yani diziye birisi girdiğinde mesela diyelim X boyunca diyor ki ben iki bölüm için girdim diziye. Ne iki bölümü? 10 sene oynadın işte. Ha, karakter karşılığını buluyor. Evet. Çünkü iyi kurulmuş karakterler e, seyircide karşılık buluyor ve kendine hikaye... ...yazdırmaya başlıyor bir süre sonra. Siz Özel durum o karakterin olmadığı sürece peşinden gitmiyor, gidiyorsunuz. Özel durumu olmadığı sürece... ...oyuncu ayrılmıyordu diziden. Ya da işte yani. karakter gitmiyordu. Yine şirkette bir sekreter vardı... Onun ne desem evlendi de ayrıldı. Hatta Şemsay Çankara seslendirirdi onu. Ee, yine yonca karakteri vardı ee, Sevim Hanımın e, yeğeni olarak gelen. Onu da okuldan e, dolayı e, yani ayrıldı. Çeşitli gidişler geçişler oluyordu dönem içerisinde. Sizde oyuncu değişiklikleri de çok oldu. Yani karakter aynı. Oyuncu değişti. Başta ben. ben üçüncü yıl <laughs> tamam, katıldım. Ömür, ömür, Çelik bile <laughs> oynuyordu sizden önce. Tanıyorsunuz evet. ee, tanıyor musunuz kendisini? Tanımıyorum. Ee, ne yapar ne eder? Çünkü 92'de siz geldiniz. Ee, şimdi şey şöyle notum şöyleydi. Bizimkiler e, rolün oyuncusunun bol olduğu, değişmenin bol olduğu bir dizi. Şevket rolü değişti. E, Ayla annesi değişti. Aslı olan Şu... karakterdi çünkü işte başta tabii. da söylediğim gibi karakterler ve hikaye seyircide karşılığını bulduğu için seyirci bunu kabul ediyordu. Mekanlar da değişebiliyordu, hı hı. oyuncular da değişebiliyordu ama yadırgamadan seyirci o karakterin peşinden gidiyordu. Çünkü dediğim gibi iyi yazılan bir senaryoydu. Karakterin özelliklerini seyirci oyuncudan çok aslında belki de bilmiyorum tabii oyuncu çok şey katıyor mutlaka ama ee, o keskin hatları hı hı. E, benimsediği zaman e, o bütünleşiyordu. Hayli Hanım'ın annesi ilk zamanlar böyle değildi ama. Yani böyle e, hı hı. Alzheimer hastası falan değildi. Çok da hani, Nevin Aypar oynuyordu. Evet. E, çok da Eski İstanbul hanımefendisi. Evet. E, ve e, kızını yönlendiren bir anneydi. <laughs> ama Latife Hanım geldiğinde diziye Gerçekten artık ama. kızın yönlendirdiği <laughs> bir anne oldu. Evet çocuklaştı. biraz böyle tabii e, mental problemleri. Hani karakterde yaparak. değişim deyince aklıma ilk o geliyor. şeyde hmm. e Karakter öyle bir değişime uğradı. Bu seyirci beğendi galiba. Fiziksel yani. özellikleriyle de Latife Hanım'ın evet. e o dönemler biraz kendisinde de hafiften öyle problemler başlamıştı yanılmıyorsam. Yanlış evet, hatırlamıyorsam. Evet evet varmış Alzheimer. E Onlarla da e karakteri e birleştirince öyle bir e sevilen bir karakter çıktı ortaya. Büyük Hanım'da evet çok evet. yani sev, çocuklar da seviyordu yani biz izlerken de Büyük Hanımı sempati duyuyordum. Evet. Ee, ben hep şey diyorum bizimkilerde çocukken e, kızdığımız karakterleri daha sonra anlamaya başladıysak büyümüşüz demektir. <laughs> Bazen bakıyorum diyorum <laughs> ki evet yani bu karaktere kızıyorduk ama yani haklıymış falan en bariz örneği tabii Sabri Bey ama başka karakterler de var öyle. Davut Usta şey Halis'e kızdığında ya yapmasa keşke falan diyorduk. Halis'in tarafındaydık belki ama bakıyoruz yani tertibe de aynı şekilde. Haklıymış aslında Davut Usta kızmakta. Deli ediyor <laughs> Tertipte de, Halis'te. Evet. Ee, sizin için hangisi bir adım daha öndedir? Ee, hem oyuncu hem senaryo olduğu için. Bizimkiler saygılar bizden yazlıkçılar. Valla üçü de benim için hayatımda dediğim gibi okul onlar. Hı hı. E, üç, üçü de e, okulun sınıfları tabii en uzun süren bizimkiler ama diğerleri de yazlıkçılar da öyle paralel e, yazları devam etti. Saygılar bizden dediğim gibi o ekiple ilk tanışmam, Kemal Sunal'la tanışmam e, rahmetli. Kemal Sunal'ın ilk televizyon dizisi oluşu. E, rahmetli Zeki Ökten usta. Hı hı. O da benim ustamdır. Onunla çalışmış olmam. E, çok güzel bir ekipti. E, Zeki Demirkubuz yardımcı yönetmendi o dizide Ertun Şenkay görüntü yönetmeniydi. Yoksulda Yaman da galiba Kay. yardımcıydı. Evet, Zeki Kökten'in yardımcısıydı evet. doğru. Evet. O ekiple çalışmış olmak benim için iyi bir başlangıç. Zafer Algöz ilk dizisidir. Hı -hı. E, Gülerekten orada vardı gülerek orada. Güler abla evet hala benim için o, kıymetli bir iştir. E, bizimkiler öyle, yazlıkçılar öyle. Onların hiçbirini birbirinden ayıramam. Kendi adıma benim hayatımın dönüm noktaları. <laughs> Saygılar bizden de şöyle bir şey vardı. Sadece sabit oyuncu kadrosu zaten muhteşem. Ee, bölümlerde girip evet. çıkan oyuncular da bölüm vardı. Hikayeleri. Tabii Episodik bir tarafı vardı çünkü her bölüm bir hikaye çünkü, anlatılırdı. Çünkü gerçekten hani ama hikaye devam ediyor ama yine adli olduğu için sürekli adliyede işi olan başka karakterler de giriyordu. Evet. Ee, yan roller falan da çok sağlamdı. Oyuncular çok sağlamdı gerçekten. Ee, bu bir süreç miydi sizce? Yani Umur Bugay e, ve Mezhek Birliği, Kapıcılar Kralı, Çöpçüler Kralı, Mahalle Hikayeleri yoksul bir han hikayesi. Hı hı. Mahalle hikayesini han hikayesi gibi bir apartman hikayesi falan oldu ve ondan sonra bizimkilere doğru evrildi gibi bir algı var e, seyircide. Ben de açıkçası hı. böyle düşündüm de siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Valla karakter Konuşsunuz hikayeleri. Konuşmuşuz böyle. Ee, yani konuşmuşuzdur. Çok şu anda spesifik olarak hatırlamıyorum ama karakter hikayeleri aslında karakterleri çok iyi çizilmiş e, hikayeler bunlar aslında dediğim gibi karakterleri iyi çizdiğinizde onların içine düştüğü durumları her koşulda izliyorsunuz. Her durumun o karakterlerce yorumlanması seyircide bir karşılık buluyor. Bunun dünyadaki örnekleri de işte Seinfeld'tir. David'in e, senaryosunu yazdı. Sonra Curb diye bir dizide kendisi de e, başrol aldı. Başrol oynadı yazdığı iş gene. E, Hatta hiçbir şey hakkında bir dizi diye pazarlanmış Seinfeld'te. Bizimkiler de aslında belki ondan daha eski bir e, öncüsü olmuş olabilir e, bu anlamda. E, belki de türünün tek örneği. Yani e, iyi çizilmiş karakterler e, dizinin bütününe hakim. Başrol senaryodur diyebilir miyiz bizimkiler için? Tabii kesinlikle diyebiliriz. Çünkü herhangi bir başrolü yok yani belli tamam Erdal Özyağcılar ya da Şükrü Karakteri diyelim. Evet. Başrol olsa da gibi görünse de aslında e, yeri geldiğinde abisi tarafından Aynen. örselenen, hakarete uğrayan, suratına tükürülen bir karakterdi. Her karakterin evet. ağırlığı vardı. Her Hı -hı. ailenin orada bir başrol ağırlığı vardı açıkçası. Hı -hı. Zaman zaman e, sağ olsun Murat abi ben oyunculuk da yaptığım için orada sete gidip oyuncularla eee çok e, sohbet ettiğimiz için e, şeyi de biliyordum. Yani e, her karakterin bir çıkış dönemi vardı e, ve o kadar öne çıkardı ki sanki diğer karakterler geride kalmış geçmişten gelen karakterlerin artık ihtiyaç olmadığı onlara gerek kalmadığı gibi bir e, duygu oluşurdu zaman zaman hem oyuncularda e, hem izleyicide. Ama o bir e, dengeydi. Bir takım oyunuydu. Hı hı. E, dediğiniz gibi senaryo başroldü. E, o senaryoyla bütün oyuncuların e, uyum içerisinde e, o takımı oluşturdu. O karakterleri seyirciye e, geçirdiği, sevdirdiği bir bütün e, bir de tabii şey e, sadece karakterler demeyeyim sağlam bir kurgusu da vardı bizimkilerin. Her bölümün e, dakika dakika akışı çıkardı. Yine e, rahmetli Zeki Öyk'ten e, çok iyi bir sinemacıdır. Umur abinin, Umur Bugay'ın çocukluk arkadaşıdır. Evet. Onların aralarında çok iyi bir diyalog vardı. Benim için bir okul, bir şans da odur. Zeki Ökte'nin katıldığı kurgular yapardık biz. Senaryo kurguları. Sahne sıralaması denilen bölüm sıralamaları yapılırdı. Orada karakterlerin hikayeleri başladığı gibi biten, bütünlüğü, çerçevesi çıkardı, çizilirdi. Dolayısıyla kurgusu da çok sağlam senaryolardı onlar. Yani Bunların hepsinin tabii bir seyircide karşılığı oldu. Eee Oktay Sözbir'le aranız nasıldı? Çok iyiydi. Yandan Çark'la. Çok iyiydi. Çok dünya ne muhteşem bir oyuncudur ya. Çok zarif ya. bir insandır. İnsandı Allah rahmet eylesin. Çok çok müthiş bir oyun. Hatta şöyle bir sahneye hatırlıyorum. Ben orada yani gülerim. Adam hakikaten çok, çok, çok güzel. Şöyle ee, şey e, e, karısı hastalanmış sizin üvey anneniz hastalanmış e, doktor Türkan Hanım Türkan Hanım falan o esnada Sarhoş Cemil görüyor bunu Cemil diyor ki e, yılbaşında nereye gidiyorsunuz diyor size, gelirim diyor ne yılbaşı ne yılbaşı beyefendi diyor o esnada tam adımını atacakken yerlere yeksanılıyor. ama hala kalkıp oynamaya hiç kesilmiyor sahne oynamaya devam ediyor ne muhteşem bir oyunculuk ya. Eee Tabii Oktay abi e, çok nevi şahsına münhasır, dünya zarifi, e, çok böyle günlük hayatta e, sessiz, sakin e, bir insandı. Ama e, karaktere, role büründüğü zaman e, onun enerjisi e, ortaya çıkıyordu. E, devleşiyordu yani karakterle beraber. Kesinlikle. Benim gözlemim beraber. o, Oktay evet, abi de. Şeydi de öyle ben mesela, e, şu an... Geçmişe baktığınızda şey diyor musunuz ya e, yandan çarkla acaba Yengeç Hüseyin'in tavsiyelerini dinleseydi şu an <laughs> ne kadar zengin olmuştu. Ben değil ama şehir... sosyal medyada zaman zaman görüyorum. <laughs> Üniversite Hay falan açıyorlar. Hayal şehri kursaydı güzel olurdu Ay, aslında. Ya, evet olurdu. <laughs> Vallahi enteresan. Bizim o zamanlar işte Yengeç Hüseyin'in Allah rahmet eylesin Savaş Şurttaş'ın e, Savaş abinin e, oynadığı karakterin e, işte bulduğu buraya yatırım yapalım enişte diye götürdüğü yerler bugün Birer İstanbul'un şehirleri, yeni şehirleri işte Beyli. Dizinin, dizinin falan. en vizyoner adamıydı bence. Evet. <laughs> o zaman biz oralardan yer alsaydık. Yani şimdi başka şeyler olurduk belki. Belki de hiç oluruz. <laughs> yok ya, Yani sizin eee ya yani. kan şehir gibi bir şehir olduğunu düşünseydiniz. Yani, yani hiç öyle bir tarafım yok ama <laughs> dinleseydik eee Hüseyin'in Peki. O tabii Savaş abi de Savaş Yurttaş dizi devam ederken vefat eden evet. e, karakterlerle oyunculardan birisi. Evet. E, o da yani o da hakikaten nevi şahsına bir hazır. Evet. Hem sesiyle sesi de öyle. E, rolü o kadar güzel veriyordu ki e, ses evet. o kadar çok yakışıyordu ki kendisine. E, rol de böyle üzerine biçilmiş kaftan. Hani ben e, Savaş Yurttaş'ın oynadığı rolü dizideki şu an oynayanlardan herhangi biri oynayamaz diye düşünüyorum. Evet Savaş Ağabey benim çocukluk kahramanlarımdan aslında televizyonun yine siyah beyaz ve tek kanallı olduğu yıllarda e, benim çocukluk dönemime denk gelen yıllarda Savaş abi, Savaş Yurttaş 5 Dakika diye bir program vardı. E, orada Kavruk Hasan diye bir karakter oynardı. Hatırlıyorum sanki. Komik bir karakterdi hmm. o ve çok severdim ben. E, öyle ünlenmişti o da. Yıllar sonra e, aynı dizide... Çok da iyi dost olduk sonra. Çok hı hı. abim, abi kardeş olduk yani sağ olsun. O da çok e, iyi bir insandı. E, dizi e, cesur bir diziydi. Yani anlattıklarına e, sadece böyle karakterlerin tekrarlanan replikleri falan yoktu. Yani ondan ibaret bir dizi değildi. Diziyi baştan sona izlediğinizde Türkiye'nin yakın tarihine dair bir gazete okuyormuşsunuz gibi oluyor. Ya da bir belgesel izliyormuşsunuz gibi oluyor. Görmek isteyenler için tabii. Bunu e, Umur Bugay özellikle mi yapıyordu? E, sebebi neydi bunun? Çünkü dizilerde çok görmeye alışık olmadığımız şeylerdi bunlar. E, tamam halkın bir aynası vesaire falan ama Türkiye'nin yakın tarihinde gündemi de çok kolaylıkla öğrenebiliyorduk oradan. Yani o dönemin dinamikleri biraz öyleydi. İşte o plastik şovların falan da olduğu, günlük hayatın e, yapıldığı dönemler. E, ama Umur abi zaten e, sokaktaki insanın e, diyaloglarını, sokaktaki insanın konuştuklarını, sokaktaki insanın derdini, e, karakterlerine taşımayı severdi, bilirdi onu çok iyi bilirdi. Hep şey derdi yani ekmeğin fiyatını bilmek lazım derdi mesela. Ekmek kaça satılıyorsa bilmen lazım. Ee, işte cebindeki paranın hesabını bilmen lazım. O karakterin parayla olan hesabını iyi bilmek lazım derdi. Ee, dolayısıyla günlük hayatta sokakta ne konuşuluyorsa, insanların e, sıkıntıları veya e, konuştukları neyse onları bir şekilde e, yansıtırdı. Bunun 10. Dışında, yıl gecesi düzenlenmiş. Evet. Ee, orada, e orada herkese bir plaket ya böyle el, el şeklinde bir e, evet. şey duruyor mu o sizde hala? Duruyor. Duruyor. Sayın Bugay'ın tasarımıdır hı. o heykeltıraş. Hı hı. E, abi, Umur abinin abisidir aynı zamanda. Duruyor. El verenler, diziye el verenler, destek olanlar Öyle bir anlamı gibi oldu. anlamı vardı evet. Hı. Peki çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ben için. Ben teşekkür ederim. E, dizinin e, ben Senaryo kısmını çok merak ediyordum ve bir muhatabımı bulmuş olmaktan da açıkçası çok mutluyum. İnşallah izleyenler de merak ettiklerine cevap bulabilmişlerdir. Umarım. İnşallah. <laughs> Bizimkiler oyuncularıyla yaptığımız programda programlar serisinde şu an bugün Hakan Haksun'la beraberdik. Hem dizide oynayan hem de senaryo ekibindeydi kendisi. Dizinin arka planına dair şeyler konuştuk ve merak ettiğimiz bir sürü şeye cevap bulduk. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler, hoşçakalın.